Evet, selamünaleyküm gençler. İyisinizdir inşallah. Şimdi şöyle konumuza başlamadan önce bir açıklamada bulunmak istiyorum. Uygulamam akıllı taht uygulaması dinlendiren defter üzerinden sizlere doküman olarak vereceğim. Bu dokümanı eğer masaüstü indirdiyseniz bilgisayarınızda siz de ekstra ders sonrası da açıp oradaki etkinlikleri, soruları yapabilirsiniz. Ve ayrıca kendi kaynaklarımızdan da değerlendirmeleri inşallah yapmış olacağız. Peki hatırlayalım, konumuz neydi? Dördüncü ünitedeki konu Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Kolay ve çok rahat bir şekilde anlaşılabilir bir konuydu ama birazcık örnekler üzerinden gideceğiz. Lütfen bu örnekleri dikkatli dinlemenizi sizlerden istiyorum. Ne diyoruz ilk olarak? Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani bizim gibi bir insan olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın insani yönleri üzerine duracağız. Ne diyebiliriz? Bizler gibi bir insandı. O da bir anne ve babadan dünyaya gelmiş. Yemek yiyen, çarşıda pazarda dolaşan, evlenen, çoluk çocuğu olan ve çocukları kaybettiğinde de üzüntü ve hüzne dalan bir insandı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlayın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kaç yaşında peygamber oldu? 40 yaşında. 40 yaşına kadar halkın arasında normal bilinen bir insandı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tabii ki farklı kılan yönleri de vardı. Bunları ekstra konuşabiliriz. Ama bizler daha çok insani yönden bahsettiğimiz için hasta olunca tedavi olması, evlenip çocuk sahibi olması, yorulması, uyuması, yemek yemesi, alışveriş yapması, her özelliği bizler gibi birer insani özellikti. Ve bu konuda Peygamber'e bazı karşı çıkışlar da vardı. Mesela müşrikler onu bir gün çarşıda dolaştığını gördüklerinde ona şunları söylüyorlar. Diyorlar ki bu nasıl bir peygamber? Yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor, onu kendisiyle beraber ona eşlik edecek bir melek indirilmeli değil miydi? Gibi olağanüstü, kendisinden daha güçlü, kendilerini hayran bırakacak bir peygamber istediklerini dile getiriyorlar aslında. Fakat ayet onlara şöyle cevap veriyor. Eğer yeryüzünde melekler yaşıyor olsaydı onlara gelecek elçi de tabii ki bir melek olurdu. Ve bir diğer ayet yine ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum diyor peygamber. Gaybı da bilmiyorum. Size bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyedileni yerine getiriyorum. Yani gelecekten haber veren ya da olağanüstü güçler olan bir peygamber değildi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine gelen ölçüde verilen bilgileri insanlara tebliğ etmekle görevliydi. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam burada en önemli ayıran özellik diğer insanlardan vahiy alıyor olmasıydı. İki tane örneğimiz var. Hacerül Esved taşının yerine konması ve Hilful Fudul dediğimiz erdemler topluluğuna üye olması. Bunlar da aslında Peygamber Efendimiz'in toplumsal yöndeki örnekleri diyebiliriz. Adaletle ilgili bir topluluk olan Hilful Fudul, Peygamberimizin amcası Zübeyir'in kurduğu bir katılım grubuydu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de çok genç yaştayken bu gruba katılmıştı. Sebebi şuydu, Mekke dışından gelen ticaretle uğraşan, tabii ki ticaret Mekke'nin en önemli geçim kaynağı ve mesleğiydi. Ticaret için gelen dışarıdan Mekke dışındaki halktan diyelim bir kişi mallarının el konulması üzerine bir haykırışta bulunuyor aslında Mekkelileri. Hani burada adalet üzerine bir koruma yok mudur ve burada mağdur olanlar üzerinde bir yardım yok mudur şeklinde ifade edebileceğimiz bir seslenişte bulununca Mekke'nin de bazı ileri gelen kabile reislerinin kurduğu Hilful Fudul Erdemler topluluğu haklıyı savunan bir grup haline geliyor diyebiliriz. Bir diğer olay ise 35 yaşında Kabe hakemliği olayıydı. Bu da bizlere anlatıyor ki peygamberin halk arasında nasıl bir insan olduğunu, doğruluğu, güvenilirliği ve güzel doğru sözlülüğünden dolayı insanların ona asla yalan söylemez nitelendirdiği bir kişilik olması sebebiyle Kabe hakemliğini yapmış olmasıydı. Peki devam edelim. Bir sonraki sayfada doğru ve yanlışlar üzerinden gidelim. Peki Hazreti Muhammed bizler gibi insani özellikleri olan bir resuldür. Evet, doğru. İnsani özellikleri olan bir resuldür. İnsanlardan ahlaklı olanlar peygamberler gibi vahiy alabilirler.
Ne dedik burada? Hayır, vahiy alamayanlar, çünkü vahiy sadece Allah'ın seçtiği peygamberler alır. İslam dininde ruhbanlık sınıfı yoktur. Evet çocuklar, ruhbanlık sınıfı yoktur. Neden? Çünkü ruhbanlık sınıfı ile ilgili bizler şunu söyleyebiliriz. Hani şu maddeleri biz tekrar bir kodlamak istiyorum ben. Resuldür dedik. Doğru de diyoruz. Evet, vahiy alabilirler. Hayır, bunu ya kesinlikle yanlış. Ruhbanlık sınıfı yoktur. Evet, yoktur. Neden? Çünkü ruhbanlık Hristiyanlıkta geçen din adamlarına verilen, işte rahiplerin verilen bir isim. Nasıldır ruhbanlık? Evlenmezler. Dünyevi işlerle ilgili her türlü kaygıları yoktur. Tamamen kendileri, hatta günah çıkarma gibi yetkileri de sahip olan ve İslam'la özdeşmeyen bir uygulamadır ruhbanlık diyoruz. Hazreti Muhammed'e insanlara dayanan en önemli özelliği ne olmasıdır? Vahiy alıyor olmasıdır. Evet, doğrudur diyoruz. Peki şu metni bir okuduğumuzda bir örnek var burada gençler. Diyor ki, Hazreti Muhammed vefat edince ashabtan bazıları bunu kabullenmek istememiş ve onun ölmediğini savunmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şu ayeti okumuştur. Ali İmran suresi 144'te diyor ki, bakın, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Şöyle söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'de, özür diliyorum, Medine'de vefat ettiğinde çocuklar, halkı, sahabiler çok büyük bir üzüntü ve hüsranda indiler. Hatta birçoğu Peygamber Efendimiz öldüğüne inanmak dahi istemedi ki bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer'dir ve hatta şu sözleri söylediği de rivayet edilir. Eğer kim bana Muhammed Aleyhisselam'ın öldüğünü söylerse onu kılıcımdan geçiririm şeklinde. Ve bu durumu Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Daha soğukkanlı davranarak müdahale etti ve onlara şu ayeti söyledi. Muhammed ancak bir peygamberdi, daha önceki peygamberler gibi. Ondan önce de peygamberler geldi ve geçti. O ölür veya öldürülürse tekrar geri mi eski adetlerine döneceksiniz? Hayır. Neden? Çünkü geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Yani anlıyoruz ki peygamberlerin de ölümlü olduklarını, gelip geçici olduklarını ama davaları, bıraktıkları inançların daim olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Peki çocuklar, bu sayfada yer alan örneklerimizi sizlerin ayrıca doküman olarak vermiştik, hatırlayalım, ama sizler evde kendiniz okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir bölüm, ikinci bölümü geçiyoruz. Bir bölümü bitirdik. İkinci bölümde ise Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'i biz insanlardan ayıran peygamberlikle ilgili bazı temel özellikleri vardır. Bunları maddeler haline sıralarsak ve şöyle dersek, aslında peygamberlerin bütün insanlardan ayıran özellikleri vardır. İsmet, günahsız olması, hatırlayalım. Fetanet, akıllı ve zeki olması. Yani kendilerine gelen, ister bilgin olsun, ister hiçbir şey bilmeyen olsun, bütün insanların sorduğu sorulara anlayabilecekleri seviyede cevap verebilme özelliği ve bunun yanında emanet, güvenilir, sıdk, doğru sözlü olmaları ve tebliğ, yani görevleri, iletmeleri şeklinde ayırt edici özellikleri vardı. Peki, Allah'ın emirlerini eksiksiz iletmeleri peygamberlerin görevleri halinde, iyilik ve güzellikte yarışmaları da öncülük etmesi, güzel, ahlaklı ve son peygamber olması, Peygamber Efendimizin özellikler arasında insanları yardımlaşma ve paylaşmaya davet edip zararlı alışkanlıklarını uzaklaştırmak istemesi ve insanlık için çok önemli bir rahmet ve uyarıcı olması. Bakın, son peygamber, rahmet ve uyarıcı olması. Peki, Hz. Muhammed insanları uyarırken onlardan herhangi bir ücret istememiş ve karşılık beklememiştir. O kendi ücretini Allah katında verileceğini ifade etmiştir. Diğer birçok peygamber de çocuklar, Kur'an'da geçen ayetlerde gönderildikleri kavim, millet ne olursa olsun kendilerinin bir şey ücret istemediklerini dile getirirler ve bunlar da onlara karşılığını verecek kimdir? Allah olduğunu da söylemiş olurlar. İşte ayette diyor ki, oysa sen onlardan herhangi bir ücret beklemiyorsun. O Kur'an bütün alemler için bir öğüttür diyoruz. Peki,
Alttaki bir hikaye dediğimiz örneğimizi çok iyi biliyoruz. Hatırlayın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vahiy sürecinde 3 yıl gezi davet yapmıştı ve sonra açık davet uyarısı gelince Safa tepesine çıkarak Kureyş halkına seslenmişti. Ve Kureyş halkına şunları söylemişti. Koşun, size önemli bir şey söyleyeceğim. Ve geldiğinde şimdi size şu tepenin arkasında saldırmak üzere bir ordu gelecek desem bana inanır mısınız? Oradaki bütün Kureyşliler, evet sana tabii ki inanırız çünkü sen el eminsin ve asla yalan konuşmazsın dediler. Ve bunun üzerine Hazreti Muhammed Aleyhisselam onları Allah'a ibadet etmelerini, putlara tapmamalarını, kız çocuklarını öldürmemelerini ve yaptıklarının bir gün mutlaka hesabını sorulacağı ahiret gününe hazırlık olmalarını isteyince Mekke halkı kızgın bir şekilde bizi bunun için mi çağırdın buraya diyerek ona karşı çıkıp uzaklaşmışlardı. Buradan da anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin dürüstlüğü, güvenilirliği ve doğru sözlülüğünün her zaman sonraki dönemde de müşrikler ona inanmasalar bile eşyalarını emanet edebilecek kadar güvendiklerini ve ona mesela büyücüsün, sihir yapıyorsun veya işte sen cinlenmişsin gibi ifadeler kullanacaklar fakat asla yalan söylüyorsun gibi yalan adı geçen bir ifade kullanmayacaklar diyoruz. Peki yandaki cep bilgiye baktığımızda Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini nübüvvet ve risalet kavramları ile ifade edebiliriz. Nübüvvet, Hz. Muhammed'in peygamberlik makamı yani mevki makamdır. Risalet ise Allah Resulü'nün insanlar ile olan iletişim elçiliğini ifade etmesidir. Yani nübüvvet peygamberlerin bir makamıdır. Onlara verilen özel bir konumdur diyelim. Risalet ise bu konumdaki yaptıkları görevleri şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki bir sonraki yanlışlar ve doğruları yaparsak bugünlük dersimizi burada bitirmiş olacağız. Hz. Muhammed tüm insanlık için bir uyarıcı ve rahmettir. Ne dedik? Evet öyleydi ve doğru kabul ediyoruz. Hz. Muhammed bizlerin de kendisi gibi vahiy almasını istemiştir. Hayır, vahiy sadece peygamberlere gelirdi. Hz. Muhammed'in vahyi insanları eksiksiz iletmesine tabii ki bizler tebliğ ediyoruz. Hz. Muhammed zenginlere vahiy iletirken özel ücret istemiştir. Hayır, ücret istememiştir. Bunun karşılığını verecek olan ise Yüce Allah'ın kendisidir. Peki, yan sayfada yine bir örnek var çocuklar. Peygamber Efendimiz Roma İmparatoru Kaiser'e İslam'a girmesi için bir mektup yazar. Kaiser mektubu alınca o sırada ülkesinde bulunan Mekke'den gelen bir kervan ve bu kervandaki Ebu Süfyan'ı çağırarak Muhammed ile ilgili ona sorular sorar. Ve çocuklar bu hadisi ayrıca araştırmanızı istiyorum sizlerle. Daha çok fazlasıyla soru var ki hepsinde de Kaiser'in sorduğu soruları Ebu Süfyan o günlerde Muhammed Aleyhisselam'a iman etmese dahi soruların hiçbirini eksik ya da yalan ya da farklı bir şekilde cevaplamayıp doğru bir şekilde söylemiştir Kaiser'e. Ve bu sorulardan birisi de onun hiç yalan konuşup konuşmadığı ile ilgiliydi. Ve Ebu Süfyan hayır onun hiç yalan konuştuğunu görmedim deyince Kaiser eğer o Allah'a karşı yalan konuşmuş olsaydı eminim ki insanlara yalan söylemekten hiç sakınmazdı. Ve böylelikle Peygamber Efendimizin doğru sözlülüğü, güvenilirliği ve halkın arasındaki El Emin lakabının alması gereğiyle ve peygamber olma özelliğiyle anlıyoruz ki peygamber dost doğru bir insandı, bir kuldu, bir elçiydi diyebiliriz. Ve böylelikle son bölüme geçip bugünkü dersi bitiriyoruz. Taif ziyareti. Hatırlarsınız Taif ziyaretini gençler. Ne olmuştu Taif ziyaretinde? Mekke'de artık herkes rengini belli etmiş yani inanan inanmayan insanlar ve Peygamber Efendimiz yeni şehir arayışlarına girmişti. Bu şehirlerden biri de Mekke ve Medine gibi önemli şehir olan Taif şehriydi. Peki Peygamber Efendimiz yardımcısı evlatlığı Zeyd ile bu şehre girmişler ve Taif'te 10 gün boyunca Abdi Yaleye bin Amr, Mesud bin Ar ve Habib bin Amr isimli Sakife olan mensup 3 kardeşe görüşüp onları İslam'ı anlatmışlardı. Ancak bu kişiler bırakın iman etmeyi çok da sert tepkiler vermişlerdi ve Peygamber Efendimiz ve Zeyd'i
taşlayarak şehirden çıkarmışlardı. Zeyd peygamberimiz önünde bir siper olup onu taşlardan korumaya çalışsa da yara ve bere içinde üzgün bir şekilde Mekke'den, burada yanlış yazılmış, Mekke'ye dönmek için yola koyulan peygamber efendimiz bir müddet ilerledikten sonra yol kenarında bir bağa sığınmıştı ve burada kendisine gelen Cebrail meleği şöyle söylemişti: İste ey Muhammed, o şehri, yani Taif şehrini iki dağın arasına alayım, yani helak edeyim. Ancak rahmet peygamberi bu teklifi ne yapmıştı? Kabul etmemiş. Bilselerdi yapmazlardı şeklinde aslında onlara üzülmüş ve şöyle de dua etmişti: belki onların çocuklarından bu dine inananlar çıkabilir ve yıllar sonra Sakif oğulları çocuklar Müslümanlığı tamamen kabul edecekler ve özellikle İslam tarihinde İslam tarihindeki savaşlarda büyük rol alarak zaferler kazanmaya yardımcı olacaklardır. Ve böylelikle bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste Hazreti Muhammed son peygamberdir şeklinde örnek ve sorularla devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.